Evet Tunçer'cim, çok hoş, çok genç bir hanım geliyor. Çünkü bizim bir yandan tabii ki o kadar acayip bir yerdeyiz ki aslında memleketin gösteri dünyası tarihi içerisinde, başka bir tarih değil. Sadece gösteri dünyası tarihinden bahsediyorum. Çünkü 90'ların ortasından bu yana, 95 yılından beri program yapıyoruz biliyorsun. Ve bu sürenin çok uzun bir bölümünde seninle beraberdik. Bizim ilk sahneye çıkardığımız, programımıza çıkardığımız insanlar çoktan yaşlandılar ve ölmeye başladılar. Çoğunu gömdük. Birçok aramızdan ayrılan oldu. Gençlere başladık şimdi bildiğin gibi. Onları da gömeceğiz. Bu akşam yani çekimden sonra herhalde kan içmeye gideriz değil mi yine? Evet peki. Hanımlar beyler, çok özel bir müzisyen geliyor. Feride Hilal Akın. Şekerim, lateksle mi geldin? Çok hoş. Evet, yanmak için, daha fazla yanmak için geldim. Evet. Evet. Yok yok klibine hemen bakıyoruz. Buyursunlar. Çok hoş ve bizim Show Radyo'da beraber yaptığımız programdaki bir tekrar etmek istiyorum. Hakikaten söyleyiş biçimin, edan, Türkçeyi kullanış biçimin itibariyle de bana çok yeni, çok güzel geliyor. Ne diyorsun bilmiyorum. Ya teşekkür ederim. Çok evet, sağ ol. Harikulade geliyor. Onun için YouTube'da tabii ki artık bizi YouTube'dan izleyenler ya da normal alışa geldiğimiz ekranlardan izleyenler tabii ki hemen ellerinde akıllı telefonları ya da laptoplarından hemen bu klibi bulup izleyebilirler. Hakikaten, evet. Hakikaten çok güzel. Peki bir de cover şarkıların kolajı var elimizde. Öyle mi? Ona da bir bakalım. Maşallah ya, hakikaten ya. Teşekkür ederim. Mükemmel, mükemmel. Tabii radyoda bütün bu görselleri görme imkanım yoktu. Evet. Arkadaşlarım hakikaten güzel hazırlamışlar. Evet. Bu çok güzel bir kolaj. Bence bizim müzik dünyamız ya da müzik sektörümüz çok acayip bir şarkıcı kazanıyor gibi geliyor bana. Çok teşekkür tabii ederim. Tabii ama senin mütevazılığını biliyorum. Show Radyo'da da bunu gördüm. Hakikaten böyle bir kız gibi gelmiyorsun. Yani bunları yapabilen bir kız gibi görünmüyor aslında. Değil mi? Tevazunun farkındasınız herhalde. Değil mi? Hakikaten çok etkileyici. Burada biz de sahne al. Çok isterim. Olur. Bayılırım, bayılırım, bayılırım. Çünkü coverların çok güzel. Mutlaka onları tabii ki orijinallerini anımsatan ama bir yandan da kendi yorumunu çok güzel içine koyan bir tavrın var. Asıl önemlisi de bu zaten. Yani kendi yorumunu koyabilmek. Bunun dışında hayatın nasıl? Yani şu an gerçekten çok güzel bir akşam benim için. Çünkü yıllardır sizi izliyorum. Oh. Siz bana sen diye hitap edin dediniz ama ben yine lütfen, de... Lütfen, lütfen. Ya. Lütfen, evet.
Yani burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyum. Yani çünkü gerçekten yıllardır çok televizyon izleyen bir insan olmadım ama sizin programınız, senin programın çıktığında çok böyle acaba ne olacak? Kime yine yani yine kime laf sokacak acaba falan diye böyle merakla bekliyordum hani. Çünkü bazen de seyircinin aslında aklından geçenleri ve biraz uygunsuz olan şeyleri sen direkt söylüyordun ve o benim acayip hoşuma gidiyordu. Ama bugün şey düşündüm. Ya acaba bana da bir şey söyler mi? Yani ne yapsam acaba? Hani elimi kolumu nasıl koysam? Ama bir şey söyleyeceğim. Tabii ki öyle şimdi bir etki var. Eskisi gibi değil aslında bazı şeyler. Çünkü çünkü artık başka bir konumdayız. Yani konumuz şu aslında. Eskiden programımızda zaten var olan yıldızları ağırlıyorduk. Ve insanlar onları kayıtsız şartsız kabul ediyorlardı. Ve onlara laf sokmak çok güzeldi. Çok güzeldi çünkü başkaları laf sokmuyordu onlara. Yani insanların onları kayıtsız şartsız bir kabul edişi vardı. Ama bugün, değil mi Tuncay'cığım, gördüğün gibi aslında konuklarımızın çoğu genç. Konuklarımızın, burada gelen, bizi ziyarete gelen konuklarımızın, müzisyenlerin, sanatçıların çoğu genç, çoğu yeni şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla genç bir insana aslında neyi sokacaksın yani? Yapılacak bir şey yok. Aslında yapabileceğimiz en doğru şey aslında desteklemek, hayranlık duymak ve eğer bu çorbada bir tuzumuz oluyorsa onu yapmak yani. Hadi bakalım yürü, ben de senin arkandan itenlerden birisi olayım. Yani ben de buna gaz verenlerden, buna ivme kazandıranlardan birisi olayım. Aslında tek derdim o. Bir de tabii ki galiba eskiden daha fazla gerizekalılık vardı. Galiba şimdi o kadar gerizekalılık yok. Yani eskiden aslında şöyleydi. Eskiden daha çok vücuduyla ön planda olan insan vardı ve bunun yokluğunu çekiyorum. Bakın size söylemek isterim yani. Eskiden programımızda vücuduyla ön planda olan insanlar vardı. Şimdi nereye gitti bu vücuduyla ön planda olan insanlar? Kalmadılar. Bu aslında memleket için de çok güzel bir şey değil. Çünkü memleket her zaman vücuduyla ön planda olan insanlar istiyor. Şimdi ben de hasaten bu kadar çok sanatlarıyla ön planda olan insanlar istemiyorum. Yani biraz da duyuyor musun tatlım, sevgili prodüktörüm? Yani ben artık biraz da vücuduyla ön planda olan insan istiyorum. Bunu bu programdan, yani bu kızı ne yapayım ben şimdi? Yani ne yapayım? Yani sanatı muhteşem. Peki. Kendisi de çok güzel. Ama yani vücuduyla ön planda değil. Yani bunun için doktorlar var istiyorsanız. Yani hakikaten çok iyi şarkı söylüyorsun. Çok iyi şarkılar yazıyorsun. Hepsi çok iyi. O kadar saygı duyuyoruz ki bir süre sonra sıkılmaya başlıyoruz. Yani evet. Evet, her şeyi çok güzel, her şeyi çok saygıdeğer, her şeyi çok muhteşem. Hakikaten. Değişiklik ama, mi? Hakikaten, yok. Hakikaten her şeyin muhteşem. Şimdi bir de dizide oynadın. Evet. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu? Şöyle, o dizinin, Yeni Yel'in dizisinin jenerik müziğini okumamız söylediler. Ve ben de stüdyoya gittim. Ve vücudunla ön plana geçtin. Ya hiç alakası yok. Yani bayağı böyle işte tişörtümle falan gittim. Yani hiç alakası yok gerçekten. Çok özür dilerim. Ve dizinin müziğini seslendirmeye gittin. Evet. Sonra yönetmen Ersoy Güler de oradaydı. Ve sağ olsun ben de öyle bir potansiyel gördü. Ve oyuncu olmak ister misin? Şirin karakterini oynamak ister misin dedi. İlk başta çok tereddütlüydüm. Çünkü bunun hiçbir eğitimini almamıştım. Ama orada kendini oynamanı istiyorum dediğinde olabilir dedim ve sağ olsun beni şevklendirdi o konuda. 3 sezonluk bir tecrübem de oldu. Bana çok da katkısı oldu yani. Öyle güzel bir 3 sezon geçirdim. Ve 3 sezon sürdü. Evet. Bu da çok acayip bir şey. 3 sezon sürdü. Evet. Sonra Kafalar Karışık isimli sinema filminde rol aldın. O da evet. Ve tabii arka arkaya single'lar çıktı ve Yok Yok şarkısı bir anda patladı. Bir anda patladı. Organik olarak 2 günde 2 milyondan fazla
dinleyiciye ulaştı. Bu çok önemli bir rakam. Organik olarak bunun başarılması. Yani aslında bunun daha öncesi de var. Yani ilk Yok Yok'la patlamadım. Biliyorum, daha önce de var. Yani ama önceki hatta email, yani şöyle baktığımızda Gizli Aşk şarkımızda çok iğme kazandım. Gizli Aşk şarkısını herkes bir anda öyle bir sahiplendi ki bir günde 2 milyon dinlendi. Yani evet, o şarkı. Ve sonrasında şükürler olsun ki her şey çok daha böyle ivme kazanarak ilerledi. Ne çok kullandım ya ivmeyi ama gerçekten şu an durum aslında öyle. Peki bu garip bir şey var. Siz de fark ediyor musunuz? Onu da bilmiyorum ama bu kızda bir tevazu var. Sürekli farkındasınız değil mi? Yani hiç şımarmayacak yapmayayım gibi. Yapmayayım mı? Hakikaten. Ben şımarmamı istiyorsanız şımarırım ama yani bu kadar. Ama öyle bir şey var sende. Yani bir içten içe bir tevazu var. Ben radyo programında da 2 saat boyunca beraberdik. İşte araya reklamlar girdi, şunlar bunlar girdi falan filan. Ama sen hiç değişmedin. Yani radyo programında da böyleydi, şimdi de böyle. Tevazusunu hiç bırakmıyor. Hiç. Yani sanki bütün bu şarkıları bu kadar müthiş bir şekilde seslendiriyormuş şeyinde değil, tavrında değil. Çok acayip bir şey. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Aa, süper. Tebrik ediyorum seni. Ben bir an acaba yanlış bir şey mi yapıyorum diye düşündüm. Hayır. Çünkü bunu bazen beni uyarıyorlar. Diyorlar ki birazcık daha sanatçı kibrinde ol. Ben de algılayamıyorum onu. Yani sanatçı kibri ne demek? Egosu ne demek? Benim aslında en çok kaçtığım nokta o. Çünkü etrafımdaki kişilerin de öyle olmasını istemiyorum. Yani bir ego duvarı örülsün istemiyorum etrafımda. Karmaya da bir şekilde inanıyorum ve o yüzden de aslında buna özen gösteriyorum. Yani hayattan ne bekliyorsam onun gibi davranmaya çalışıyorum aslında. Müthiş kız değil mi? Alkışlıyoruz onu. Ya, teşekkür ederim. Ötesi mi var yalnızlığı yalnız seninle aldattım. Kıskandı yıldızlar aşka inanmayanlara seni anlattım. Karardı ay bırakın beni kendim giderim. Alıştım artık yalnızlığa, bildiğin gibi değilim, sildiğin gibiyim hala. Seni sevmek intiharda, sevmemek ihtimal bile değil. Aşk elbisesi en güzel, sende duruyor ama ne acı, terzin ben değilim. Terzin ben değilim. Teşekkür ederim. Harikulades. Oh, o kanada sarıldım şu an.